Şenol Hoca milli takımı çok istiyor. Söyledi zaten. Bundan sonra çalışacağım tek şey dedi ya. Beşiktaş yönetimi de buna asla karşı değil. Koşullar yavaş yavaş oluşuyor. Hatta oluştu da artık son rötuşlar mı yapılıyor diyeyim. Veya kamuoyu mu buna hazırlanıyor diyeyim. Çünkü şöyle bir şey de var. Ne Şenol Hoca ne de Fikret Orman Beşiktaş Başkanı bu olay esnasında taraftarı kırmak, karşısına almak da istemiyor. Böyle de bir gerçek var. Ama Mart ayında Şenol Güneş milli takım maçlarında olursa bu bizim için bir sürpriz değil. Tam da beklediğimiz bir şey olacak. Ama burada bir yanlış anlaşmayı düzeltmek lazım. Biz ve diğer bu haberi verenler cumartesi günü Beşiktaş'tan ayrılıyor demedik. Zaten dikkat edersen Fikret Orman da beIN Sports'la yaptığı bağlantıda hocamız bir yere gitmiyor demedi. Hocamız sezon sonuna kadar bizde dedi. E tamam biz de aksini söylemedik zaten. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta ve milli takımda olacak. Olmaması büyük bir sürpriz olur. Ha, bunun üstüne şu da olabilir. Tamam o zaman sadece milli takım olsuna da iş evrilebilir. O ayrı mesele. Ama olacak olan bu. Sorular var. Kim gelir diyorlar. Beşiktaş ama. Evet. Yani bir yandan Beşiktaş yönetimi şuna dua ediyordur büyük ihtimalle. Şu Alanyaspor böyle sezon sonuna doğru 3-5 maç seriyle gitse. Sergen Yalçın oradan daha da güçlenerek çıksa. Bence öncelikleri Sergen Yalçın değil mi? Ben hep böyle bir oraya doğru Tamer Hoca da olabilir diye. Öyle bir taraftarın enerjisi bence mi? Değil, bence değil. Abdullah Hoca olabilir. Yani hani şimdi burada spekülasyon yapmıyorum. Yanlış hocayla, anlaşılmasın. He. Ama sözde ya yeni sözleşme yaptılar da. Aman diyorsun. Ya bizde ne imzalar kalplere atılır. Ya sonuçta şöyle düşünelim. Orada çok yakın bir ilişki var hakikaten. Göksel Gümüştağ'la Abdullah Avcı arasında. Diyelim ki burada şu anda bir senaryo yapıyoruz. Sezon bitti. Başakşehir şampiyon oldu ya da olmadı. Tamamen bundan bağımsız. Beşiktaş da geldi. Göksel Gümüştağ'ın kapısını çaldı. Abdullah Avcı'nın da kapısını çaldı. Biz seni istiyoruz hoca. Gel biz beraber çalışalım dedi. Abdullah Avcı'nın burada tercihi önemli olacak. Dönüp Göksel Gümüştağ'a başkan sözleşmeyi bir kenara koyalım. Beni bırak. Ben Beşiktaş'a gitmek istiyorum derse ne yapacak Göksel Gümüştağ? Hayır sen zorla sözleşmen var. Burada kalacaksın mı diyecek. Hiçbir zaman öyle olmamıştır bu iş. Futbolcular için de öyle olmuyor. Bir zorla bir kulüp futbolcuyu sözleşmesi olmasına rağmen tutabiliyor mu? Tutamıyor. Gitmek istiyorsa gidiyor. Yani. O yüzden hani ben şu anda böyle bir görüşme var falan demiyorum. Ama Beşiktaş'ın hep aklının bir köşesinde olduğunu biliyoruz. Hep bir takım ihtimallere karşılık. Sergen Hoca olabilir ama bence Sergen Hoca'nın bir büyük camiada çalışabilmesi için biz takımı uzun süreli çalıştırma testinden geçmesi lazım. Çünkü Sergen Hoca kendi geçen bir açıklama yaptı. Ya, ben sıkılıyorum dedi. Evet. Buna benzer. Ya olur mu ya? Ama çalışmak da zorunda. Mecbur. Ama olma. İşte mecburen çalışınca zaten sen onu mesela Fatih Hoca'nın hala bu yaşa gelmiş hırsı, arzusu, isteği, Şenol Hoca'nın hırsı, arzusu, isteği, Mustafa Hoca'nın hırsı, arzusu, isteği başarılı oluyorlar. O ayrı mesele. Ama ayrı bu yaşta seviye, onu bu içlerinde hissediyorlar. İçlerinde hissediyorlar. Bir kupa daha kazanayım. Bir şampiyonluk daha alayım. İşte bir daha milli takımı çalıştırayım. Ama Sergen Hoca daha 3. haftada ben sıkılıyorum diyor. Peki sen Beşiktaş yönetimi olsan bu açıklamadan sonra nasıl alacaksın Sergen Hoca'yı Beşiktaş'a? Sergen...